Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem siması. Hazreti Peygamber aleyhisselam sureti güzel, sireti mükemmel, misli yaratılmamış bir vücudi mübarektir. Allah Resulü'nün suret ve siret mükemmelliğini layıkıyla ifade edebilmek mümkün değildir. Nitekim İmam Kurtubi rahmetullahi aleyh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hüsn-i cemali tamamen zahir olmamıştır. Eğer onun bütün güzellikleri olanca hakikati ile gösterilmiş olsaydı, ashabı ona bakmaya takat getiremezdi demiştir. Hakikaten Resulullah aleyhisselam ile devamlı beraber olanlar arasında bile edeplerinden dolayı onun nur cemalini doyasıya seyredebilenler pek azdı. Hatta sohbet halindeyken Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer efendilerimiz dışındaki ashabın hep önlerine baktıkları, Hazreti Peygamberle sadece bu iki sahabinin göz göze gelebildikleri rivayet edilir. Onlar muhterem efendimize bakıp tebessüm ederler. Fahri Kainat Efendimiz de onlara iltifat edip tebessüm buyururlardı. Bu durumu daha sonra Mısır Fatihi ünvanı ile tarihe geçen Amr bin As radıyallahu anh ahir ömründe şöyle dile getirmiştir. Resulullah Efendimizle uzun zaman birlikte bulundum. Fakat onun huzurunda duyduğum haya hissi ve ona karşı beslediğim tazim duygusu sebebiyle başımı kaldırıp da doya doya mübarek ve nurlu yüzlerini seyredemedim. Eğer bugün bana, bize Resulullah'ı tavsif et, onu anlat deseler, inanın anlatamam demiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin etrafına itimat ve huzur telkin eden mübarek yüzü, yüzlerin en güzel ve en temizi idi. Yahudi alimlerinden Abdullah bin Selam, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye hicret edince merakla yanına varmış, veçh-i mübarekelerine bakınca da bu yüz asla yalan söylemez diyerek Müslüman olmuştur. Çünkü ondaki güzellik, heybet, nuraniyet ve letafet o derecede idi ki Allah'ın peygamberi olduğuna dair ayrıca bir mucize, bir delil ve bürhana ihtiyaç yoktu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyi arzu etmediği zaman derhal simalarından fark edilir, bir şeyi beğenince de memnuniyeti hissedilirdi. Cismi nazifelerinde zindelik, kuvvetli haya ve müthiş bir azim bir aradaydı. Rikkati kalbiyesinin derinliğini izah etmek ise mümkün değildir. Yüzünde nurani melahat, sözlerinde selaset yani akıcılık, hareketlerinde letafet, lisanında talakat, kelimelerinde fesahat, beyanında fevkalade belagat vardı. Fuzuli söz söylemeyip her kelamı hikmet ve nasihat idi. Lügatında asla dedikodu ve mala yani yoktu. Herkesin akıl ve idrakına göre söz söylerdi. Mülayim ve mütevazi idi. Gülmesinde kahkaha gibi aşırılık olmazdı. Daima mütebessim idi. Onu ansızın gören kimseyi haşyet sarardı. Onunla ülfet ve sohbet eden kimse ona canı gönülden aşık ve muhib olurdu. Salat ve selam Efendimiz'e, al ve ashabına olsun.
Bize de onu sevmeyi, hatta ona aşık olmayı nasip eylesin. Amin. El-Fatiha.